Gönül hatırlanmak istiyor. Ben daha ölmedim. Bu sözler Yeşilçam'ın kötü adamı Hikmet Taşdemir'e ait. 40 yılını setlerde geçiren, 60 filmde rol alan sanatçı CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk ve kameraman Halil Kahraman'a içini döktü. Gözyaşlarını tutamayan Taşdemir, Yeşilçam sanatçılarına büyük vefasızlık yapılıyor dedi. Gaddar Kerim. Ta kendisi. Senin de namını çaldı. Ay! Ulan seni paramparça etmezsem bana da Mardinli demesinler. Yeşilçam'ın kabadayısı, kötü adamı Hikmet Taşdemir. 40 yılını film setlerinde geçirdi. 60 filmde rol aldı. Bizi Silivri'de buluşturan şey ise vefasızlık. Doğru söylüyorsun. Hadi biraz dertleşelim, sohbet dertleşelim, edelim. Dertleşelim. Hikmet Bey, yaz kış Silivri'de misiniz? Evet. Sıkılıyor musunuz? Hiç sıkılmıyorum. Ya. Peki şimdi bizi kim karşılayacak, kim bekliyor? Aa, sevgili eşim bekliyor. Merhaba. Merhabalar. Hikmet Bey, gönül ne istiyor? Gönül hatırlanmak istiyor. Baba, Umutsuzlar, Leyla ile Mecnun, Yol. Yani onlarca filmde rol aldı. Şimdi 76 yaşında. Çok özlüyor o yılları. En çok da seyircisini. Kavuşmak istiyor. Vefa arıyor. Kamera denilen şey artık bizim rolumuzla işlemiş. Hiç sizi arayıp sormuyor mu kimse? Yok, sormuyorlar. Çok acı. Yönetmenlerin hiçbirisi bizi tanımıyor ki. Niye seni oynatmıyorlar? Ya artık bu laflardan bıktım. Hikmet Taşdemir'i Yılmaz Güney keşfetmiş. 40 yıl emek verdim diyor. Sadece kendisine değil, Yeşilçam oyuncularına yapılan vefasızlığa vurgu yapıyor. Bir sürü Yeşilçam'da açlıktan, otel odalarında, affedersin parklarda ölen arkadaşlarım var, onlar ölmesin. Vefasızlık çok acı. Çok, çok. Timur Bey var, Fatih Bey var, Cem Yılmaz var. Bunlar hep aynı kadrolarla çalışıyor. Niye bir Hikmet Taşdemir onların arasında yok? Nasıl geçiniyorsunuz peki Hikmet Bey? İşte eşim emekli. Ben sigortadan emekliyim. Mardinli. Bakın, ben daha ölmedim. Benim adım Hikmet Taşdemir. Lütfen beni hatırlayın. Hikmet Taşdemir'in Silivri'deki evinden ayrılırken bir yapımcının onun sesini duyması temennisiyle ayrılıyoruz. Ve vefanın sadece bir semt adı olarak kalmaması ümidiyle.